Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz kısıtlamaların kaldırılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran ayı itibariyle bu kısıtlamaların kaldırıldığını ifade etti. Peki halkımız bu kararı nasıl değerlendiriyor dersiniz? Tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Aslında çok güzel oldu. Millet perişan oldu. İşler yok. Ben esnafım şu anda. İnan ki milletin artık gücü kalmadı. Tabii kafeler, restoranlar açılıyor. Düğün sezonu da hem düğün sezonu açısından baktığımız zaman olumlu, hem de artık nikahlar kapalı alanlarda yapılabilecek, düğünler yapılabilecek tabii belli kurallar çerçevesinde. Bu beklenen bir durumdu. Esnafı bu anlamda nasıl olumlu etkiler mi sizce? Valla güzel olur aslında. Yani artık onlar da mahvoldu. Düğün salonları en az 2 senedir şu anda mağdurlar. Kiralarını ödeyemiyorlar. Devlet destekli diyorlar ama kimse devlet destekli almadı ya. Kimse almadı. Yani sıkıntılı bir süreç devam ediyor. Acayip devam ediyor. En az bu bize 5 sene bizi bu hal, daha da ileride sıkıntılar bizi bekliyor. Tabii maalesef öyle. Herkes sıkıntıda. Ama bu yaz biraz telafi olur herhalde, değil mi? Ya temennimiz odur. Temennimiz odur. İnşallah iyi olur. İnşallah. Olmasa da inan ki artık bıçak kemiğe dayandı. Öyle diyelim. Kesinlikle öyle. Peki siz hangi sektördesiniz efendim? Tekstil. Tekstil. Biz anamız ağladı. Biz mahvolduk. Perişan olduk. Yani kiramızı ödeyemiyoruz. Eleman parası ödeyemiyoruz. Yani nasıl diyeyim yani? Perişan olduk. Bu dönemde kapalı mıydınız efendim? Kapalıydık. Evet. Hep kapalıydık. Ne kadar kaç işçi çalışıyor? Ben de şu anda 80-85 kişi falan çalışıyor. Peki şu andan itibaren tekrar üretim devam edecek mi? Vallahi dışarıda gelmese, yani turist gelmese biz yine mahvolmuşuz. Yine mahvolmuşuz. Efendim inşallah hayırlı bereketli olur, öyle diyelim. İnşallah, size de hayırlı yayınlar. Türkiye'nin beklemiş olduğu kısıtlamaların kaldırılması nihayet hayata geçti. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim bu durumu? Durumu... Hep beraber bu yükü taşıyacağız. Verilen talimatlara da uymamız gerekir. Bu bir anda gelip geçici bir şey değil. O yüzden de dünya devletleri de böyle bir hadisenin içinde. Biz de yani bu geçti diye beklerken daha büyük sorunlara girmeden kendimizi kollayarak, verilen talimatlara uyarak yolumuza devam etmemiz lazım. Yani tabii sıkıntılar yaşayacağız. Yıllarca da yaşandı bu sıkıntı. Ama şimdi biz de bu virüs sıkıntısını yaşıyoruz. İnşallah bunu atlatır. İşlerimiz, güçlerimiz açılır. Halkımız sağlığına, sıhhatine, işine, gücüne kavuşur. Hepimizin temennisi bu. Keşke olmasaydı. Evet, tabii ki öyle. Kafeler, restoranlar da açıldı. Çay ocakları hakeza öyle. Artık oturulabilir. Şimdi bu talimatlar verildi. Biz buna uymamız gerekir. Yani üst üste yüklenerek yol alınmaz. Talimata uyacağız. Yine dediğim gibi masalar aralıklı olabilir. Mesafeli. Ya bizim dikkat etmemiz lazım. Ya şimdi doktor ilaç veriyor. Kullan diyor. Akşam kullan, sabah kullan. Talimata uy. Biz de bu virüsün getirdiği sıkıntıyı yaşıyoruz. Kahveler açıldı, yollar açıldı. Allah'a şükür. Ekmeğimizi çıkarmaya bakacağız. Fakat bir takım sıkıntılarımızı da birbirimize sahip çıkarak atlatmaya çalışacağız. Yoksa daha büyük sıkıntılar gelir. Hiç içinden çıkamayacağız bu sefer. Tabii aslında bir de nikah törenleri, düğünler, daha çok insanların bir araya geldiği sosyal etkinlikler çoğalacak. İnsanlar tatilde yan yana gelecek. Diskolar, barlar belki hırla dolacak. Bir riski de doğurur mutlaka. Nelere dikkat etmek lazım bu süreçte? Vallahi şimdi deminden beri söylüyorum. Biz eğer bu şekilde verilen talimatlara uymazsak başımıza büyük sıkıntılar geldiği zaman da şikayetçi olmayalım. Biz yani düğün de yapacağız. Efendim kahvede de oturacağız. Sahilde de gezeceğiz. Ama yapılan talimatları da yerine getirirsek, birbirimize uyarırsak kavga gürültü etmeden... Biliyorsunuz birine laf da söylenmiyor. Fakat bizlerde de bir alışkanlık var. Bunu yıllarca da yaşadık. Minibüslerin şeyinde yazardı. Hızlı yaşa genç öl, cesedin yakışıklı olsun. Biz bu talimatla büyürsek başımıza işler gelir. Biz bu sözleri
çocukluğumuzda okurduk. Şimdi de virüs neymiş ya diyor. Evet. Ben virüse diye böyle karşı çıkanlar da var. O yüzden de Allah devletimize güç kuvvet versin. Amin. Yani inşallah bu virüsü atlatırız, bu sıkıntıları atlatırız. Birlik beraberlik içinde bu virüs savaşından kurtuluruz ya. Dünya kurtulsun yani, bu sıkıntı çok. Çünkü birbirimize alışverişimiz oluyor. Turizmle ilgili. Ya bunlar da bize ayrı bir şey, sıkıntı. Tabii. Ya inşallah iyi olur diyorum ve ben düğün bayram yaparken de biraz mesafeli yaparak iç hava, açık havada yapalım. Düğünü zehir etmeyelim yani. Zehir etmeyelim birbirimize, hani hastalık yayarak. Ya Ahmet öldü, Mehmet öldü, yazık oldu, düğünümüze gelmişti. Bu sözleri duymayalım artık ya. Tabii esnafımız da uzun süredir, özellikle küçük esnafımız kan ağlıyor. Böyle bir serbesti olduğu zaman biraz toparlarlar artık kendilerini, öyle temenni ediyoruz. Vallahi şimdi tamamen dediğim gibi inşallah bu açılış bize hayırlı gelir. İşlerimizi yavaş yavaş toparlamamız lazım. Bu yük hepimizin yükü. Bunu da atlatırız. Evet, sıkıntı yaşamadan benim babam Kore'de savaşmış. Sıkıntı yaşattı, bizleri büyüttü. Biz de bu virüsü atlatalım. Daha güzel günler görelim. Çok iyi para kazandığımızdan oynuyoruz da. Evet. Yok olduğu zaman niye? Ona da razıyız. Kesinlikle. Allah'ın verdiği her şey onun takdirine kalmış. Evet. Bunu veren Allah bize mükafatını da verir inşallah. İnşallah. Ne işle meşgulsunuz efendim? Ben de su tesisatı işi. Evet. Ayrıyeten de kayıp çocukları arama, kayıplar derneğinde. Hem bu sosyal faaliyeti yürütürken bir yandan da işte benim mesleğim su tesisatçılığı yapıyorum. Kayıplarımızın da bulunması için bizim kayıp otobüsü var biliyorsunuz. Evet, evet. Yıllarca bu umutla yaşadık. Ben kızım aradım, başkan çocuğunu aradı. İşte kanallarda seyrediyorsunuz, hepsine sanaryo olduk. Hepsine sanaryo olduk. Allah bu acıları da yaşatmasın. Ben yıllarca kızım aradım, 8 yaşında kızım. O acıyı yaşadım. Bizim derneğimizde Kadınlar Pazarı'nda Yakınları Kaybolmuş Aileler Derneği diye internete girerlerse görürler. İnanın çok çok acıların içinde yoğrulduk. İnşallah kimsenin başına gelmez. Bir de o var yani. Bakın evet, işte yine var. Yani değerli izleyiciler, elbette önce sağlığımızı kaybetmememiz lazım. Sağlığımızı kaybedersek zaten yakınlarımızı da bulamayız. Beyefendi de bu evet. konuyla alakalı faaliyet yürüttüğünü söyledi. Önemli konular tabii. Birçoğumuz sadece virüsle uğraşmıyor. Birçok insanımız da yakınlarının bulunması için mücadele veriyor. Beyefendi de bununla ilgili sözlerini bu şekilde ifade etti. Tabii temennimiz sağlıklı olmak, temennimiz tabii hiç kimsenin önce, kaybolmaması önce önemli sağlık, olan. Sağlık, sağlık. Buradan o zaman bir mesajınız var mı Türk halkına, özellikle bu serbesti döneminde nelere dikkat etsinler özellikle? Vallahi ben şunu diyorum, verilen yine dediğim gibi devletimizin açıklamış olduğu talimatlara harfiyen uymamız, birbirimize saygılı olmamız, mesafelerimize dikkat etmemiz, bunları yaparsak inşallah atlatırız. Yani ben tüm vatandaşlardan bunu bekliyorum. Ben de içinde olmak üzere, ben de saygılı olmam lazım. Bunu konuşup da ben saygısızlık yaptıktan sonra mesele kalmıyor. Hep beraber bu yükü atlatırız inşallah. İnşallah. İsminizi bağışlar mısınız? Erdal Şimşek. Evet Erdal. Değerli izleyiciler, Erdal Şimşek ağabeyimiz konuyu güzel güzel sözlerle özetlemiş oldu. İfadesi şuydu: bir doktor size bir ilaç yazdıysa bellidir ya sabah akşamdır ya da işte sabah öğle akşamdır. Bunu bu şekilde kullanırsanız şifayı mutlaka bulursunuz. Ama verilen ilacı, tavsiyeleri iki misli yaparsanız veya daha az yaparsanız bir kere de daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırsınız. Sözün özeti şu ki tedbirlere, kurallara uyalım ve bir daha bu tür kısıtlamalarla, ölümlerle veya işte yoğun bakımda can çekişen insanlarla karşılaşmayalım. Onların üzüntüsüyle daha çok üzülmeyelim. O yüzden sağlıklı olmak için bunlara dikkat edelim. Efendim çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Allah hepimizi bu virüsten korusun. Hayırlı günler görmeyi temenni abi, ediyorum. Abi. Oldu. Hayırlı günler. Efendim kısıtlamalar nihayet kaldırıldı. Esnaf biraz daha rahat edecek inşallah. Neler söylersiniz? Vallahi iyi olacak gibi geliyor. Eğer kısıtlamalara halk olarak uyarsak bence daha iyi olacak gibi geliyor. Bir de aşırı insanlar yavaş yavaş aşılanmaya başladı. Bu daha iyi olacak gibi geliyor yani.
Kesinlikle öyle. En azından geçen sene bu zamana göre çok daha iyi bir noktadayız. Dediğiniz gibi aşılar da oldu. Bu çok önemli bir gelişme. Tabii düğünler yapılacak, nikahlar yapılacak. Kafeler, restoranlar, hamamlar, hanlar ne bileyim hepsi ez cümle açılacak yani. Esnaf da biraz rahat nefes alacak mı dersiniz? Tabii esnaf çünkü 1,5 seneden beri ya dükkanı açamayan insanlar var. Bu insan ister istemez bunun kirası var, şeyi var. Maddi olarak çok zor duruma düştüler. Bu mecburen biraz daha inşallah iyi olur. Elimiz o tabii. Tabii inşallah iyi olur. Peki vatandaşlar bu kadar iyi niyetli bir serbestliği iyi kullanmalı mı sizce? Yani dikkat etmesek ya büyük işler var. Bizim Türk insan olarak evet. Biraz gevşettiğin zaman millet tam şey yapıyor biliyor musun? Yani biz insan olarak da millet olarak da biraz gevşiyoruz yani. Evet. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız lazım. Tabii. Mesajımız şu yani değerli izleyiciler elbette ki kısıtlamalar hayatımızı yerle bir etti ama bizim sağlığımız içindi. Böyle bugün böyle bir çözüm şu an için geçerliyse bu serbestlik sağlanmışsa biz bunu kötüye kullanmayalım. En azından cılkını çıkartmayalım. Türkçesi bu. Evet. Önemli olan bu. Doğru mu efendim? Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Tamam. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim çok şükür beklediğimiz anlar geldi. Yani evet. Artık birçok kısıtlama kademeli olarak kalktı. Evet. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Ya bu kararı şöyle değerlendireyim. Yani bekliyordum. Vatandaş, esnaf şeyi bekliyordu. Ama bunu şeye döndürmek lazım. İleriye dönük daha şey iyi şartlara döndürmek lazım. Uymazsak aynı geri döneceğiz. Ondan sonra yine bu vatandaşı olacak, esnafı olacak. Ondan sonra kurallara uymak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani asıl mesele kurallara, tedbirlere tam riayet etmek. Ondan sonra ne olur? Takdiri ilahi. Tabii. Ama bunlara dikkat etmek lazım. Kurallara zaten vatandaş uyması gerekiyor. Senin devlet başına, herkesin başına bir polis dikemediğine göre vatandaş uyması gerekiyor. Kurallara uyarsa mesele yok. Aşısı ne olacak? Kurallara uyacak. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uydun mu bir şey yoktur. Peki esnafa da olumlu yansır mı efendim bu yaz dönemi? İnşallah yansıması gerekiyor. Şimdi şöyle bir de şöyle durum oluyor. Esnaf lokanta, restoran şey oldu bak atıldı ama onlar da şimdi bu şeyi birden şeyine zararını birden katlamak için oturma düzenini ayarlaması gerekiyor. Ayarlamadığı vakit kötü bir durum. Vallahi esnafımız buna dikkat edecek gibi geliyor bana ama İnşallah. Bence burada esnafın yanı sıra bir de vatandaşların da dikkat etmesi lazım. Aynen. Yani kural esnaf neyse uyması lazım. Uyması gerekiyor. Vatandaş da uyması gerekiyor. Devlet tedbirini alıyor ama sen uymadıktan sonra bir şey yaramıyor. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ederiz. Efendim hasretle beklediğimiz kısıtlamalar nihayet kaldırıldı. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel de biraz daha sıkmaları lazımdı. Çünkü insanlar biraz dikkat etmiyorlar. Çok şey var. Kendini bilmez insanlarımız var görüyorsun. Görüyorlar hiç. Umurlarında değil. Maalesef. Ama çeken biziz. Esnaf insanlar her zaman için sıkıntıyı çekiyor. Öbür insanlar sorumluluk almıyor. Kesinlikle öyle. Peki bu süreçte esnaf da biraz rahat nefes alır galiba öyle değil mi efendim? Çünkü bayağıdır ciddi anlamda kapalılar ve ekonomik olarak sıkıntılar. Ya esnaf mesela her zaman için sıkıntısı var. Ekonomi sıkıntı bitmiyor ki. Ekonomi her gün bir şeyler çıkıyor. Ama mücadeleyi vereceğiz. Mücadelesiz yok. Hayatımız bizim mücadeleye geçiyor. Kesinlikle öyle. Tabii dünya uğraşıyor bununla ilgili. Kimseyi de bu konuda suçlamak mümkün değil. Yani bugün Amerika'da da aynı sorun var. Fransa'da aynı sorun var. Var. Kurallar uyacaklar. Başka bir şey yok. Bir gün bizde değil. Bütün Avrupa'da bu sıkıntımız var. Avrupa sıkıntısı bize yansıtılmıyor. Ama oraya giden oradan bizim tanıdıklarımız var, akrabalarımız var. Aynı sıkıntı orada da var. Tamam, onların ekonomileri güçlü olduğundan esnaflarına biraz daha şey veriyorlar, güven veriyorlar. Biraz daha katkılar oluyor. Ama bizim ekonomimiz o kadar da kendini toplamadı. Bari ekonomimizde ne yapalım bu kadarla idare edeceğiz. Gene yardımcı oluyor. Kesinlikle öyle. Son olarak efendim uzun süredir kafelere gidemedik, çay içemedik. Biraz da kucaklaşmadan uzak kaldık aslında. Yani yakınlaşma anlamında. Dışarı çıkıp da kahvaltı yapamayan insanlar oldu. Siz de özlediniz mi efendim bir yere oturup çay içmeyi, ne bileyim bir yemek yemeyi?
Ya insanları tabii özlersin. Yani özlemeyen bir şey mi var? Yani insanları kapatmanın anlamı yok ama pandemiden dolayı mecbur. Evet. Ya insanlarımızı görüyorsun ancak. Bir dünyanın her yerinde var. Bir bizde değil ki. Bu pandemiyi ancak atlatmana kadar bunu çekeceğiz. Daha Osmanlı zamanında bile var, olmuş bu olaylar. Ama şimdi daha moderni geldi. Onun için de dikkat edeceğiz. Kurallara uyacağız. Kurallara uymayan insanlar maalesef çoğalttı. O zaman onlara da mesajımız şu, lütfen kurallara uyun. Herkes bu sıkıntılı süreci bir şekilde en az hasarla atlatsın efendim. Efendim çok teşekkürler. Ben çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Efendim Türkiye'nin umutla beklediği haber geldi. Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırıldı. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Şayet yine aynı eskiye dönersek hiç kaldırmasa daha iyi olurdu. Aslında en büyük korku da bu. Değil mi? En büyük korku da o. Doğru. Katılıyoruz. Vakalar düştü. Bu açıdan bakıldığı zaman karar olumlu görülüyor. Ama yine de dikkat etmek lazım. Yani insanlar sizce buna yeterli dikkat eder mi efendim? Ya burası kozmopolit bir şehir İstanbul. Evet. Yani aşağı yukarı 100 çeşit insan var. Bunun hepsini eğitmenin bir anlamı, bir mümkünatı olmaz. Bunu sen de biliyorsun. Değil mi? Sen de biliyorsun. İsteyen kovlasın, istemeyen ölsün kardeşim. Kusura bakma. Bu budur. Peki aynı şekilde şimdi nikahlar yapılabilecek, düğün törenleri açıldı artık, sezon da açıldı. Buradan vatandaşlara bir mesajınız var mı? Yani bu verilen hakkı nasıl değerlendirmesi lazım? Yani dikkat etmemiz gerekiyor da biz vatandaş olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Yani seni düşünmemiz lazım ekmek davası, onu düşünmemiz lazım ekmek davası. Yani mesafeli, maskeli eğer ki olursa bunlar yapılırsın, yapılsın yani normaldir. Yani onlar o kardeşlerimiz de evlenecek. Yanlış mı? Onlar da evlenecek. Kesinlikle öyle. Bakın değerli izleyiciler, bakın beyefendi konuşuyoruz dediği gibi yani hepimiz dikkat edeceğiz. Yani dikkat etmezsek alınan kuralların kimseye faydası olmaz. Bakın beyefendi nizam olarak maskeyi takmış. Biz röportaj yaparken takmışız. Şimdi biri takmayınca da Allah muhafaza her an herkese bulaştırabilir. Hele hele düğün sezonu var. Hele hele kısıtlamalar kaldırılmış. Hadi bakalım hurra, herkes düğünde kucak kucağa dans ederse eyvah kötü o zaman. Kışa tehlikeli gireriz. Ben bundan sonra bir senedir İstanbul'a gelmedim hemşire. Evet. Tamam, bunu takmamak için ya. Yani. Ben memlekete ben böyle yeşillik dağın dibinde yaşayıp gideyim orada. Zaten insandan uzak yaşıyorsanız zaten maskenin de bir gereği kalmıyor. Torun davasıyla geldik İstanbul'a ama ben 40 senedir, 45 senedir İstanbul'dayım. Evet. Dünyanın da yaresini gezdim ama dikkat etmemiz gerekiyor ya. Yani. Kesinlikle öyle. Mevla bunu bizden kaldıracak. Hani hamdü şenalar olsun, şükürler olsun. Şimdi efendim ne dedi bakanımız veyahut sağlık bakanı veyahut işte şey var ya bilim kurulu. Açarken diyor 1,5 metre, kapatırken 15 santim. Buna dikkat edelim. Diyecek başka bir şey yok ki. Yani doktorun tavsiyesi belli diyorsunuz. Ya belli yani şimdi. Sen de Cenab-ı Allah beyin akıl vermiş de kardeşim ya. Girme o kadar kalabalığa. Yani otur yemeğini ye, usul usul çek git kardeşim ya. İlle de dışarı yeme zorunda da değilsin o kadar. Ha yiyeceksin tabii ki. O da kazanacak. Onlar da yiyecek. Yani bu kervan dönecek doğru. Bir de yaz sezonu da var. İnsanlar tatile de gidecekler. Düğünler de olacak. Velhasıl bir kaynaşma olacak. Bu garanti. Bunu kimse inkar edemez. Buradan vatandaşlarımıza özellikle nelere dikkat etmesini istersiniz? Ya maske, mesafe, hijyen bunlara dikkat edelim. Yani yapılacak başka bir şey yok. Bunlara dikkat edelim. Yani nereye gidersen git ama kendini kovla, başkasına da zarar verme. Hastaysan git tedavini ol. İnsanlara zarar verme. Ben onu söylüyorum insanlara. Başka yapacak bir şey yok bunda. Efendim çok teşekkürler. Ona da ben Fatih Karagümrük'te oturuyorum. Şu anda benim bildiğim 6-7 ev tamamıyla garantili. Yani devam ediyor diyorsunuz. Ya aslında hepimizin istediği. Bak ben 73 yaşındayım. Kapından çıktığım an maske takıyorum. Biz de uyuyacağız, hükümet de uyuyacak. Ama Erdoğan'ın yaptığı iş, Erdoğan demeyelim de, hükümetin yaptığı iş yanlış iş. Herkes uyuyacak diyorsunuz. Abi tabii şurayı aç, burayı aç. İki tane vatandaş sokağa gitmesi yasak. Bize daha düne kadar otobüs yasaktı. Öyle saçma bir şey olur mu? Peki bu süreçte esnaf da bayağı bir sıkıntı yaşadı. Biraz rahatlar mı? Peki o zaman tam da kişiye soralım. Yani şu anda yaz dönemi artık açıldı. Açacak mısınız? Evet işte gidiyorum şimdi. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Tekstil. Evet. Ne kadar insan çalışıyor yanınızda?
Benim yanımda 2-3 kişi çalışıyordu ama kapadım ben şimdi şey bakmaya gidiyorum, dükkan bakmaya gidiyorum. Aslında bu karar biraz da sizin için zarardan biraz dönme dönemi. Ya bizim için zararlı şu, ben kendimi düşünmüyorum. Ben Allah'ına şükür 73 yaşındayım, bir yatırımım var, şuyum var, buyum var. Ama ben 1600-1700 lira maaş alan, asgari ücret alan adamı yemin içiyorum ben geceleri uyuyamıyorum ya. En çok onlar zorlanıyor. Tabii ben Anadolu köy çocuğuyum. Ya köyü biliyorum, benden para istiyorlar buradan ya. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Aslında tabii, yanlış bir şey yapıyorlar. Tabii bir de düğün sezonu da var, onlar da açıldı. O anlamda bir risk görüyor musunuz? Abi hiçbir risk görmüyorum. Başta vatandaşı akıllandıracağım. Biz, devlet ne diyorsa, İslamiyet'te ne diyorlar? Önce Allah, kitapları, ondan sonra devlete güveneceksin. Ama devlet bana bir o güvenceyi sağlamıyor ki. Kısıtlamalar biliyorsunuz kalktı. Evet. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Yani kısıtlamanın kalkması tabii ki güzel ama nasıl değerlendirelim? Burada mağdur olanlar var. Tabii her şeyi hükümetin üstüne atamayız. Hükümet de tabii pandeminin başında bütün parayı düşük faizle büyük firmalara aktardı yani. İnşaat sektörüne aktardı. Ben de şahıs olarak, kendi bilgim olarak oldu bitti. Bir ülkenin kalkınmasının sanayi ve tarım olduğunu düşünen bir insanım. O yüzden ben hükümetin bu ilk kararının yanlış olduğunu düşünen bir insanım. Yani herkes kurallara uyması lazım ama yani biraz devlet büyüklerinin, bürokrasilerin biraz kurallara kendilerinin uyması lazım ki vatandaşa öyle şey yapsınlar. Yani vatandaşa gel kurallara uy demek bence biraz mantıksız bir şey yani. Önce bize örnek olması olan kişilerin kurallara uymasının gerektiği şeyindeyim ben. Kesinlikle öyle. Bakın değerli izleyiciler, doğru doğrudur. Kim söylerse söylesin hakikat hakikattir. Değişmez. Evet. Elbette ki art niyetle yapılan şeyler değil bunlar ama bir kural koyucu kendi koyduğu kurala kendisi tam olarak riayet etmezse vatandaş da haklı olarak bunun hesabını sorar. O yüzden herkes hem kural koyucular hem de kurala uyması gerekenler, muhatapları bu kurallara tam riayet etmesi lazım. Temennimiz bu virüs belasından toplum olarak, dünya olarak kurtulalım. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun aynı sorunla karşı karşıya ve sağlığında her zaman söylüyoruz siyaseti olmaz. Hepimizi tehdit eden bir virüsle karşı karşıyayız. Biraz vaka sayıları düştü ama yine de dikkat edelim. Bu kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılsa bile en azından hepimiz gereken hassasiyeti gösterelim, gösterelim ki bir daha böyle bir kısıtlamayla karşı karşıya kalmayalım efendim. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek hoşçakalın.